herkesin yara aldığı kadar kusura bakmayın bu yürek de yara almıştır. Her yaralı gibi benim de bir tarafım yıkık. Merhabalar arkadaşlar, tekrardan yeni bir videoyla karşınızdayım dostlarım. Vallahi başımıza gelen gelene artık alıştık. Bu kanalda sürekli böyle vay bunu yaşadım şunu yaşadım demekten gerçekten çok sıkıldım ama şimdi birazdan göreceklerinizden sonra bana hak vereceksiniz. Dostlarım hemen uzatmadan sizlerle beraber aşağı üretimhaneye ineceğiz. Oraya yeni akvaryumlarımız geldi. Onları kuracağız. En son balıkları ekleyeceğiz. Sonrasında tekrardan buraya geleceğiz. Balıklara şöyle bir bakacağız. Biliyorsunuz balıklarımız şu anda yeni aldığım yemle tedavi altındalar. Bayağı da toparladılar. Arkadaşlar bu arada bir çekiliş var kanalımda. Mutlaka gidip çekilişe katılmanızı size tavsiye ederim. İkincisi de ikinci kanalıma bir video yükledim. Şu an ekranda görüyorsunuz. Çok güzel bayıldığım bir Lepisces türü var. O Lepisces türlerinden, o videodaki adamın balıklarından olsa inanın bütün üretimhaneyi, bütün balıklarımı sadece o balıklarla doldururum diye düşünüyorum. Gerçekten çok sevdiğim bir balık türü. Dostlar ikinci kanalımda yayınlamış olduğum videoyu ben yorumlara bırakacağım. Videonun sonunda bu ekranda çıkan kartlar var ya oraya da bırakacağım. İzlemek isterseniz sizleri ikinci kanalıma da beklerim. Oraya devamlı olarak farklı farklı videolar atmaya devam edeceğim. Şimdi öncelikle şöyle bir odamızdaki akvaryumuza bir bakalım arkadaşlar isterseniz. Yavrularımıza bir bakalım. Yavrularımız maşallah böyle burada bayağı geliştiler. Kocaman oldular. Bunları şimdi bir yavruluk akvaryumu kuracağım bu ejderhalara. Onun haricinde maşallah balıklarımızın formları, durumları gayet iyi. Görüyorsunuz Artemia vermiştim. Şu an Artemia avındalar. Şöyle güzel bir erkeğimiz. Burada dişilerimiz de yine Artemia avındalar. Dişilerimizden hangisiydi? Şu galiba. Bunun da doğumu yavaş yavaş yaklaşıyor. Şimdi arkadaşlar o zaman hemen sizle beraber üretimhaneye inelim. Şöyle durumlara bir bakalım. Tekrardan burada buluşuruz. Arkadaşlar şimdi anlatmaya başlayayım. Öncelikle burada 3 tane daha akvaryum geldi görüyorsunuz. Normalde 4 ama bu sızdırıyor. Bunun tamiri olacak. Bu da sızdırması bittikten sonra oraya gelecek. Ve 4 üst katta 4 alt katta olmak üzere toplamda setimize 8 akvaryum olacak. Buraya kadar tamam. Şimdi ben olan biteni bir anlatayım size. Burada hatırlıyorsanız kuşlarımız asılıydı. Burada Lutino çiftimiz vardı. Burada Jumbo, Show Jumbo çiftimiz vardı. Ve Show Jumbo çiftimizden bir türlü çiftleşme göremediğimiz için sizlere sürekli onu anlatıyordum. Ve buranın çatısı kiremitti. Bu arada yeni akvaryumlar falan da var. Onları da anlatacağım şimdi. Malzemeler var. Buranın çatısı kiremit arkadaşlar. Yani bildiğimiz ev çatısı gibi. Ancak bugüne kadar hiç akıtmayan çatı ben buraya geldikten sonra geçen ama çok fazla yağmur yağmıştı. Ama daha öncelerde de o şiddette yağmurlar olmuştu. Şimdi o günden sonra bir yağmur yağdı. O yağmur geldi. Bizim Show Jumbo kafesimizin yuvalığının içine akmış. Sadece oraya akmış dostlar. Yemin billah ediyorum nazar ettiniz. Hain insanlar. Hain insanlar nazar ettiniz. Yani bizim sürekli beklediğimiz kuşlar var ya, onlar meğer çiftleşmişler, yumurta yapmışlar ve yumurtaları da dolu arkadaşlar. Çiftleşme gerçekleşmiş. Ancak ben geldiğimde yuvalığın üzerinde ıslaklık gördüm. Yuvalığın kapağını bir açtım. Yumurtalar suyun üstünde yüzüyor. Anne suyun içinde yatıyor. Allah'tan ölmemiş. Yumurtaları hemen aldım. 4 tane yumurtası vardı. Cebime koydum. Güzelce kurusunlar diye. O sırada yuvalığın içindeki suyu boşaltıyorum. Kafesleri alıp yukarı çıkartacağım. Tam o sırada üzülerek böyle yorgunluktan da elimi bacağımın üstüne koydum. Çat! Bir yumurtanın birisi gitti. Cebimde kırıldı. Unuttum tabii. Neyse 3 yumurtayı kurtardım arkadaşlar sağ salim. Kafesi diğer kuşla beraber, diğer kafesle beraber alıp yukarı çıkarttım. Balıkları da aldım. Kovalara koydum. Yukarı çıkarttım. Onlar yukarıdaydı. Siz onları görmediniz videolar boyunca. Her neyse sonrasında Show Jumbo muhabbet kuşumuzun yumurtası devam etti. Devam ettikten sonra tabii kırmışlar mı? Kırılmış mı? Öyle bir şeyler olmuş. Fazla da ilgilenmedim açıkçası. Rahatsız olmasınlar diye. Yumurtanın 3 tanesi doluydu. Baktığım kadarıyla kırılmayanların. Ve bu 3 tanesinden galiba yağmurda etkilendikleri için, suyun üstünde içinde yüzükleri için midir bilmiyorum. 2 tanesinin içerisinde embriyo ölmüş. Bir tanesinin, yumurtanın bir tanesinde de bayağı canlı canlı ayaklarını falan görüyorum maşallah. O da çıkmak üzere. Şimdi arkadaşlar başıma gelenler bunlardan ibaret. Ardından buradaki 5 bölmeliği buradan çıkartıp odama götürecektim. Eski günlerdeki gibi mavileri nasıl ürettiysem bu ejderha lepisesler var ya bizdeki. Onları 5 bölmelide dişisi ayrı, erkeği ayrı, doğumhanesi ayrı, işte yavruların erkeği dişisi ayrı. 5 bölmelide biliyorsunuz çok süper oluyor. Buna göre burada besleyip üretecektim. Ancak bunu götürdüğümde
Bilgisayarı yeni masayla beraber aldığım kısımdan itibaren sığmadı. Tekrardan buraya getirdim. 5 bölmeliyi tekrardan oraya da koyabilirim. Bu 1 metrelik dibinde zeminde kum olan akvaryum var. Bunu boşaltabilirim. Ya bir şeyler yapacağım. Her neyse bıdı bıdıyı keselim. Balıklarla üretim haneyle ilgili bu süreçte video atamamıştım. Bayağı canım sıkılmıştı. Böyle konuştuğuma bakmayın. Bayağı niye böyle oluyor da niye sürekli de. Şimdi arkadaşlar değişen şeylerden bahsedeyim. Buraya 4 tane. 3 tane akvaryum geldi. 4. de geliyor. 4 burada, 4 burada, 8. 6'a 5 bölmeliği koyduğumu düşünürsek güzel bir set haline gelecek burası. Onun haricinde pipo filtre geldi. Küçük bir minik dalga yaratmayacak motor geldi. Bir motor daha geldi. Bir pipo filtre daha var ve bir pipo filtre daha var dostlar. Ve bu sularda yaklaşık 10 gündür, belki 10 günden de fazladır. Burada dinleniyorlar. Gayet de güzel oturmuş durumdalar. Balıklarımızı artık yeni yerlerine almanın vakti gelmiştir. O zaman ben şu balıkları yeni yerlerine alayım. Işık tutup bir bakalım. Sonrasında da artık inşallah, çok da büyük konuşmak istemiyorum ama dualarımız üretim hanemizin artık güzel bir şekilde oturması yönünde. Evet arkadaşlar, şimdi balıklarımızı yerlerine koydum. Pipo filtreleri çalışıyor olacak. Mavileri buraya aldım arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Burada purple'ları aldım buraya. Onlar da ufak ufak kendilerine gelmeye çalışacaklardır burada. Hemen bir yana buraya top sword'ları aldım arkadaşlar. Burada top sword'lar olacak bu günden sonra. Ve bir yana da kırmızı ivor'ları aldım. Kırmızılar da burada devam edecekler kısmet olursa. Şimdi blue pandalar burada. Burada mavi ivor'lar, burada purple'lar, burada top sword'lar, burada kırmızı ivor'lar. Şu iki akvaryum da boş. Buraya da betaları aldım arkadaşlar. Bundan sonra da bu şekilde devam eder diye ümit ediyorum. Baktım olmuyor. Baktım bir sıkıntı var. O zaman şey yaparız. Komple tür değişikliğine gideriz arkadaşlar. Maviler falan dinlemem. Vallahi giderim. Sıfırdan bütün akvaryumlarıma yeni türler alır gelirim. Yapacak da bir şey yok. Ama şu anda bayağı da kalabalıklaşmışlar. Şöyle gözüme de çok da fena görünmediler derken bu arada. Buradaki Yellow King Cobra Blond'lar arkadaşlar o kadar iyi durumdalar ki. Hatta erkeği renklenmiş, kur yapıyor. Şimdi flash yakacaktım ama şarjın bayağı az. Onları da ayaküstü şöyle göstermiş ve söylemiş olayım. Dostlar üretimhanede şu an tadilat var desek yeridir. Bu arada elma salyangozumuz ne kadar güzel büyümüş. Dostlar şimdi ben buraları toparlamaya devam edeceğim. Buraları bir düzenleyeceğim. Kovalarla dışarıya su koyabilirim. Böyle sivrisinek larvaları falan oluşsun diye bir gözlemleriz. Dışarıda kovayla su ne hale geliyor, ne oluyor, ne bitiyor. Bir onlara bakarız. Evet dostlar, balıklarımız yeni yerlerine geçtiğine göre şimdilik onlar oraya bir alışsınlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoya like atarsanız sevinirim dostlarım. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.